kalbimden. Herkes göç etti, bir tek aşkın paydar. Düştüm, kaldım, durdum dağ gibi. Baştan yaz ey hayat, sen bizi kapkaranlık. Herkes suçlu, yalnız aşk aziz. Öyle bir kader ki bu, hem çok zalim hem hoyrat. Bir aşk borcun var ede hayat. Eğer kabul ederseniz ben size okuma yazma öğretebilirim. Sen burada okuma yazma mı öğretmek istiyorsun? Evet. Neden bu kadar şaşırdım buna? Eğer senin için de bir mahsur yoksa gerçekten yardım etmek istiyorum. Bize biraz müsaade eder misin? Tabii. Sen ne diyorsun bu işe? Aziz Bey, ben ne diyeyim? Okuma yazma öğretmek istiyormuş işte. Onun varlığını seni incitmesini istemem. Yok, ben incinmem. De onun varlığı seni incitmez nasıl? Dirban, hiçbir şey beni artık incitemez efendim. Hem herkese sen okuma yazmayı öğretemezsin ki, kadınlar da öğretsin. Olmaz mı? Madem yardım etmek istiyorsun. Peki. O vakit bundan böyle hatunlara Dilruba Hanım, erkeklere de ben okuma yazma öğreteceğim. Artık kararlarını ona danışmadan vermiyor musun? Vermiyorum. Efna'nın atölyede bu kadar mühim bir yeri olmasına sevindim o vakit. Sadece atölyede değil, hayatımda da çok önemli bir yeri var. Efna'nla evleniyoruz. Tebrik ederim. Sen ne için gelmiştin? Fırsat olmadı sormaya. Ben babanı ölmeden günler önce gördüm. Dükkana da gelmiyordu.
Yanımda olsa anlardım, fark ederdim belki. Nigar hala Sabah'ı bir terk etti. Ne? Ben de burada mı diye bakmaya geldim. Çiftliğe gitmiştir. Başka nereye gidecek? Sen gittikten sonra konakta ortalık karıştı. Galip Bey Maksude'yi de İskenderun'a yolladı bir süreliğine. Teyzesinin yanında kalacakmış. Neyse ben gideyim. Nigar hala çiftliktedir herhalde. Peki hala okuma yazma öğretme konusunda kararlı mısın? Elbette kararlıyım. Ne zaman olacak dersler? Akşamları. Tamam. Lakin yine de önce bir eşimle istişare etmek isterim. Eğer Adem için de uygunsa memnuniyetle öğretirim. Peki. İzdivacın hayırlı olsun Aziz. Çok mutlu ol. Bey, ben bir çiftliğe gidip Nigar hala evde mi diye bakayım mı? Aklınız kalmasın, içiniz rahat etsin. İyi olur. Ne istiyorsun? Daha ne yapayım sana? Bana bir iş kuracaksın baba. Bir şirket daha açalım. Piyasadaki köydeki bütün malları toplayalım. Ama Aziz onun için topladığımı zannetsin. Sonra ne olacak? Diyelim bütün malları topladık. Ne olacak sonra? Aziz'e ortak olacağım. Bu söylediğine kendin inanıyor musun Adem? Aziz kati surette seninle ortak olmaz. Olacak. Parasını da sen ödeyeceksin. Ne? Öyle. Aziz'in bankadaki bütün senetlerini alacağım. Banka yerine bana borçlanacak. Böylece beni kendine ortak etmek zorunda kalacak. Can simidi olacağım onu. Aziz'i kendime iyice borçlandıracağım. Sonra her şeyini bana verip atölyeden çıkmak zorunda kalacak. Nasıl olacak o? Onun hiçbir şey satmasına müsaade etmeyeceksin. Aziz hiçbir şey satamayınca da bana hiçbir şey ödeyemeyecek. Aziz sana güvense bile ben güvenmiyorum. Bundan böyle ağzınla kuş tutsan ne yapayım? Haklısın baba. Ahmak olma, ne söylesen haklısın. Ama son bir defa güven bana. Her şeyi telafi edeceğim. Lütfen. Ah Esman, ah! Gitmeyeydin de ah Esman, ah! Ah ah, o yerlerin dili olsa da konuşsa. Sen de bir sussan ya. Sime. Ay! Bu ne? Bu ne? Bu ne? Benim onu günlerdir aradığım çorap. Bak sen ya, bak sen ya. Cemal al şunu ya, pis kokuşmuş çorabını. Nigar Hanım, çok teşekkür ediyorum. Ay, uzaktaki, uzaktaki. Ay bu evde kabuklu yumurta bile yenmez. Şu pisliğe bak. Her taraf kırık dökük pislik içinde. Ay neresi kırık dökük? Neresi kırık dökük ya? Ya daha Efnan burayı tertemiz etti, öyle terk etti gitti. Efnan burayı terk mi etti? Ay! Ya Cemo ya, ya bir dikkat et ya, bunun eli tutmaz hanımım, hiç tutmaz. Efnan burayı terk mi etti? Terk etti ama gelecek. Zaten biz burayı temizliyorduk çünkü Aziz Bey'im emir verdi, dedi ki evi temizleyin dedi.
E gelin gelecek ya. Gelin mi gelecek? He. Siz onun için gelmediniz mi buraya? Yok. E bu kadar evinizin eşyasını taşıdınız boşuna mı? Sana ne Azime? Sana ne? Kim geliyor gelin? Azime abi. Cem abi. Gelin geldi. Hoş gelmişsiniz. Nigar Ala Hanım. Hoş bulduk. Verin elinizi öpeyim ben. Efendim duyduklarım doğru mu? Aziz seninle mi evleniyor? Evleneceğiz inşallah. Allah'ım nasip ederse. Ay bu Aziz kendi başına iş yapıyor kimseye sormadan. Nasıl olacak bu iş? Ha? Bu ev böyle kırık dökük, leş gibi eski püskü. Gerçi senin de evden kalır yanın yok ya. Enkaz. Yok bir şey. Neyse. Hadi biz seninle beraber gidelim şimdi. Gel. Nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz? Aziz'in yanına gideceğiz. Aziz'le bir konuşalım bakalım. Planı nedir? Ne düşünüyor? Dikkat edin. Ay! Dikkat ayağım edin. Ayağım kayacak. Hemen temizle burayı Azime. Tövbe yarabbim, tövbe. Gidişin olur, dönüşün olmaz inşallah. Deme kız öyle. Ben seviyorum bu halayı biliyor musun? İyi kalpli kadın. Gerçekten. Eyvallah. Azime. Ya. Çok güzel oluyor. Elinize sağlık. Bitireceğiz Allah'ın izniyle Aziz Bey. Adem. Yaş konuşabilir miyiz? Tabii. Babamla konuştum. Aynen senin dediğin gibi ortak olacağımızı söyledim. İnandı mı peki? Başta biraz zorladı ama sonra hallettim. Yarın bankaya senetleri almaya gideceğiz. Bunu yapmak istediğinden emin misin Adem? Neden emin olmayayım? Tehlikeli bir yola çıkıyoruz. Ve bu yolun sonunda baban var. Yani ihanet edeceğin kişi baban. İyi düşün. Çok düşündüm Aziz. Bu ihanet değil. Adalet. Babam senden çaldıklarını bir bir geri verecek. Hem de seve seve. Yapacaksın yani. Yapacağım. Hem de sadece senin için değil. Amcama olan vefa borcum için de yapacağım. Belki o vakit içim rahatlar. İnanıp inanmamak sana kalmış lakin. Amcam benim için baba yerineydi. Amcamın ölümü beni çok sarstı Aziz. Ben de senin gibi günlerce, hatta aylarca amcamın intihar ettiğine inanmakta güçlük çektim. Babam hastaymış Adem. Ciğerleri çok kötü durumdaymış son günlerde. Bu söylediğin mümkün değil. Ben amcamla her hafta at binmeye giderdim. Yani ben yorulurdum. Amcam hiç yorulmazdı. Amcam hasta falan değil Aziz. Sana bunu kim söylemişse yalan söylemiş. Hasbelkader evi terk etmeseydim hiçbir şeyden haberim olmayacaktı Efnan. Şimdi kesin evi terk ettiniz yani. Ne yapsaydım? Olanları gördün işte. Aslında benim kardeşim böyle bir insan değildi. Ama o Handan cadısı Galip'i yoldan çıkardı. Adem. Aziz'in atölyesinde ne işi var? Bilmem ki. Hadi gidelim. Aziz Bey, malları sayacaktık ya elimizde ne var ne yok diye. Şimdi değil.
Ben bir doktor Muhittin'e uğramam lazım. Dön önce. Halacığım neredesin sen? Aziz. Evi terk etmiş dediler. Evet. Terk ettim Aziz. Galip'le birbirimize girdik çocuğum. Bir müddet sende kalabilir miyim? Yersiz yursuz kaldım. Ne demek halacığım? Başımın üstünde yerim var. Sağ ol. Gelsene. Aziz. Duyduklarım doğru mu? Bununla evlenecek misin diye. Evet doğru. Kendi mecbur mu kaldın ondan mı? Hayır hala. O bana bu dünyada en çok uyacak kişi. Aziz senin gözüne mil mi çektiler ha? Kör mü oldu gözlerin? Çocuğum, koskoca Paydar ailesine bunu mu layık görüyorsun? O bize kendini layık gördü ya. Ben şükrediyorum ona. Sen kabuğuna bakıyorsun. İçindeki cevheri göremiyorsun. Sen gördün yani cevheri. Gördüm. Efnan bir pırlanta. Onunla evleneceğim. Madem öyle düşünüyorsun. Tamam. O halde ben hazırlıklara başlayayım. Lüzum yok ama. Hiçbir şey yapma. Evleneceğiz işte. Olur mu öyle şey? Ben bütün hayatım boyunca senin düğününü yapmayı hayal ettim. Öyle kimsesiz gibi olur mu? Bir nişan yaparız. Hem o genç kız. O şimdi böyle bunları ister. İçinde kalır sonra ukde olur. Haklısın. Tamam yapalım. Ama bak büyütme işi. Kendi aramızda. Efnan'ın gönlü olsun. Tamam. Sen bana bırak. Bu işleri bana emanet et. Sağ ol oğlum. Kara kuzum benim. Bir tanecim. Efnan. Gelin kızım. Sen artık bendesin. Hadi gidelim. Nereye? Nişan çarşısına. Hadi. Hadi gel. Aziz görüşürüz. Cemo gel benimle. Cem kolay gelsin. Terziyi çağırdık. Eşyaları da aldık. Başka? Meğer Allah Hanım. Aziz kesin nişanı yaparız dedi değil mi? Öyle dedi. Kızın içinde kalmasın dedi. Ama seni biraz toparlamamız lazım. Nasıl yani? Söylemesi zor tabii. Hani böyle pek bir ürperek geziyorsun. Saçlar böyle saçak saçak. Pek bir perişan. Yani... Canım, Feyyaz Efendi. Bak sana peşin peşin bütün parayı veriyorum. Al say. Eşyaların hepsi biz gitmeden evde olacak. Ona göre sana güveniyorum. Siz hiç merak etmeyin Nigar Hanım. Bizde söz bir kere çıkar ağızdan. Tamam, teşekkür ederim. Cemo, Cemo, kalk. Tembel. Niye geldin buraya sen, ha? Tembel. Eşyaları aldım. Biz gitmeden önce hepsi eve varmış olacak. Mukayyet ol, tamam mı? Azime'ye de söyle, biz gelmeden toparla oraları. Az bir eşyaları görünce ne kadar sevinecek kim bilir. Sevinecek tabii. Hadi çok işimiz var daha. Daha düğün... Oo. Nigar Hanım, bu ne acele böyle? Daha sabah gittiniz. Keşke biraz istirahat etseydiniz. Buradaki alışverişe mi geldiniz yoksa? Sana ne Handan? Sana izahat verecek değiliz. Hemen celallenmeyin lütfen, bir şey demedim. Ben de evin eski eşyalarını değiştirecektim. Baştan aşağı. İhtiyaç sahiplerine dağıtacağım eski eşyaları. Bilseydim size gönderirdim. Aziz'in parasıyla bize hava mı atıyorsun Handan? Ha? Ayol, bir avuç çökelek gördüm diye kendini mandıra sanma. Aziz ihtiyaç sahibi falan değil. Mandırası olan Aziz. Sense bir avuç çökelek sahibisin o kadar. Tabii. Aziz'in ihtiyaç sahibi olmadı. Sizin hurdacılarda gezmenizden belli. Nigar. Unutma Handan. Yetim hakkı üstünde duruyorsun. Bugün yediğin hurmalar yarın bir tarafını tırmalar. Hadi bakalım iyi günler. Gel gelinim. Düğün çarşısı yapalım biz. Gelin mi dediniz Nigar'a? Haberin yok mu Aslan?
Aziz'le Eflan evleniyor. Çok işimiz var. Düğün çarşısına çıktık. Hadi gel. Şuradan giyemediler çok güzel de. Bak 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 bak. Tam azizlik bir hareket. Tam layığını bulmuş. Ne yaptığınızı sanıyorsunuz Aziz Bey? Eşkıya gibi muayenehaneme böyle giremezsiniz. Çıkın dışarı. Babamın hastalığıyla ilgili kayıtları istiyorum. Elinizde ne varsa. Babanızın ölümüyle ilgili bir şey öğrenmek istiyorsanız durmadan bana gelmenizin bir manası yok ki. Ben ne biliyorsam anlattım size. Siz neden amcanıza gitmiyorsunuz? Bakın, cevap alabileceğimi bilseydim giderdim. Sabrımı zorlamayın. Kayıtları verin derhal. Burada hiçbir şey yok. Kayıt falan yok burada. Nerede o zaman? Kayıt falan yok. Muayenehanede çıkan bir yangında hasta dosyalarının çoğu kül oldu. Edip Bey'in dosyası da onlardan biri, anladınız mı? Şimdi lütfen burayı terk edin. Yoksa polis çağıracağım. Lütfen Aziz Bey, beni buna mecbur etmeyin. Getir babacığım. Koy onu şuraya. Ha. Bir de sehpayı da getir oraya. Sen yat. Yat sen aşağı. Yat aşağı, yat aşağı. Kömürün yat aşağı. Bak bak ha, öyle koy. Sonra bak, buraya bir sehpaya getir. Şu perdenin güzelliğine bak. Be ama. Ay. Taze mezarın bayat ölüleri. Kalkın da bir el verin, yardım edin adamlara. Böyle yan gelip yatıyorsunuz. Ediyoruz işte, daha ne edelim. Koy babacığım buraya. Ha, aferin. Dikkat edin. Kırmayın bir şey. Ne demek? Ay çok yoruldum. Efnan, ayaklarım şişti. Ben ömrümde hayatımda bu kadar güzel eşyalar görmedim. Sen bu eşyaları eskiden görecektin. Ama andım olsun. Eskisi gibi yapacağım hepsini. Ah Süreyya Hanımcığım, hoş geldiniz. Hoş geldin. Kusura bakma. Seni buraya kadar yorduk ama. Estağfurullah Nigar Hanım. Bütün beğendiklerinizi getirdim. Birkaç elbise getirdim küçük hanıma. Çok teşekkürler. De küçük hanım. Efnan, gel bakayım yanıma çocuğum, gel. Ne o öyle? Yeni doğmuş oğlak gibi koşturuyorsun öyle ya. Gel sen şu kumaşlara bak, elbiselere bak. Geç, geç şöyle. Aman da aman, ne marifetler, ne marifetler. Hadi bakalım. Görüyor musun? Hepsi birbirinden güzel. Çok güzeller. Nişan için uygun bir şey var mı? Nişan elbiseni seç buradan. Beğendiğiniz bir model var mı küçük hanım? Yeşil olan olsun. Hem muradımın rengi. Tamam. Yeşili ayırıyoruz o zaman nişan için. Birkaç tane de günlük bir şeyler seç. Ama bu ne kadar? 30 frank. Abo, tövbe almam ben bunu. Bir fıstığına verilir mi o kadar para? Yazık günah. Ha, 30 frank olur mu ya? 30 franka bir tane koyun alınır, bir sürü erzak alınır, bir haftada yemek yenir. He? Allah Allah, olmaz. Efnancığım, sen parasını düşünmesen ha. Sadece beğensen, seçsen. Hadi. Pişt, pişt. Bu da pek güzelmiş ha. Çiçekli çiçekli, renkli renkli. Bu kaç frank? O elbise 10 frank. Diğerleri kadar kaliteli değildir. Ben bunu pek mi beğendim? Böyle çiçekli çiçekli, renkli renkli. Hem ne fark eder ki? Ha o kumaş, ha bu kumaş. Ne olmuş yani? Vallahi ben bunu çok beğendim. Ay, fakirliklerini işlemiş bunu, yazık. Efna, bu sence giyilir mi ha? Olmaz mı? Arzu ederseniz diğer getirdiklerime de bakalım. Bunlar ipekli geceliklerimiz. Cemo, ipekli gecelik. Dışarı çık bakayım sen. Keşke o geceliği sen giysen Azime. Cemo dışarı çık, ipekli gecelik diyorum. Sonra bu terlikler. Ana! İzdivaç çapanların son zamanlarda en çok tercih ettiklerinden. Ömrümde hayatımda ilk defa böyle terlik gördüm he. Baksana şuna. Kız bak, bak bak, dokun dokun. Ana! Şuna bak hele. Karayın dibağı gibi bak. Ay bak, tüylü tüylü baksana.
oyuncağı çevirdi. Denemek ister misin? Çocuk. Ha, deneyim mi ben? Hadi dene. Hadi hep tüyoldu. He, deneyeyim o zaman. He, dene dene. Ay, kız öyle çorapla giyilir mi oyun çorapla? He, nasıl giyeyim? Kız öyle olur mu ya? Kız öyle yürünmez. Ben sana öğretirim. Ben sana öğretirim nasıl yürüyeceğini. Ay. Ama çok güzel. Aa, bunlar da. Yürü bakayım. Birazcık rahatsız be. Kız çok güzel oldu. Çok güzel. Ay. Zor ama he. Çok zor. Rahatsız. Çoraptandır. Aa, boza mı o? Nereden çıktı? Bozacıyı duyunca alayım dedim. Seversin sen. Zahmet etmişsin bu soğukta. Estağfurullah. Dolduruyorum. Hazır. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Evliliğe. Nasıl özlemişim. Çocukken ne kadar çok içerdik. Bizim evde toplanırdık. Dadım bizimle oyun oynardı, hatırlıyor musun? Şey... Gölge oyunu. Gölge oyunu. Bütün perdeleri kapatırdı, kandiller yanardı. Ne yapıyorsun? Gölge oyunu oynamayacağız herhalde. Gölge oyunu oynayacağız, hadi. Gel. Gel, gel, gel. Yok artık, gölge oyunu mu kaldı? Kocaman insanlar olduk. Oynayacağız işte eskisi gibi, hadi. Gel derim. Otur, hadi. Başlıyorum. Kelebek. Kelebek mi? Hı hı. Yunus. Değil. Dikkatli bakar mısın şuna? Yüzen bir şey bu. Değil. Wow. Kartal. Kartal mı? Kartal. Kartal'a benziyor mu hiç o? Yok. Benzemiyor. Gerçekten benzemiyor. O zaman bir tane daha yapıyorum. Tamam. Başlıyorum. Fil. Değil. Hortumu var. Yok hortumu işte. At. At mı? At. Yok artık. At işte dedim. Adem. Söyle. Aziz atölyede okuma kursu açıyor. Ben de kadınlara okuma yazma öğretebilir miyim? Benden izin mi istiyorsun? Yani kocam olarak seninle istişare etmek istedim. Ne düşündüğünü biliyorum. Yani Aziz'le bu kadar yakın olacak olmam düşündürüyor seni. Yani... Bu ne kadar doğru olur bilmiyorum. Gerçekten endişeleneceğin hiçbir şey yok. Aziz çok yakında evleniyor zaten.
Evleniyor mu? Hı hı. Bana bir şey söylemedi. Vakti olmamıştır, söyler muhakkak. Yakında Efnan'la düğünleri var. İşte ben de Efnan'a okuma yazma öğreteceğim. Emin değilim. Bir var. Yani bu istediğin şey tehlikeli. Tamam, madem endişeleniyorsun şöyle yapalım. Sen bırakıp al beni. Hem aklın kalmaz, yanımda olmuş olursun. Güvenmiyorsun değil mi bana hala? Hayır. Mevzu o değil. Yani seninle ilgili değil. Dirba, bu istediğin şey tehlikeli. Eğer o atölyede okuma yazma dersi verdiğin öğrenilirse tutuklanırız. Korkuyor musun? Kendim için değil. Senin için korkuyorum. Sana bir şey olursa dayanamam. Size de diyor, Mr. Galip beni görmek istediniz. Neden? Son görüşmeniz biraz tatsız geçmişti. Evet. O yüzden sizi görmek istedim. Pardon. Bien, con. François! Buyurun efendim. Ne oluyor dışarıda? İşten atılan birkaç Türk... Sizinle görüşmek istiyorlar. No, çıkar, gönder. Fransız hükümetinin bu konuda kararı kesindi. Emredersiniz efendim. Pardon. Buyurun. Türkleri işten çıkarmanız pek hoş olmadı. Bu tepkiler büyüyebilir Mesupiye. Türklerin davranışları artık daha yakından takip ediyoruz. Eğer onlar sertleşiyorsa biz de sertleşiriz. Boş verin bunları. Aziz'i nasıl zapt edeceksiniz, siz onu düşünün. Malları Handan Hanım'ın üstüne devretme fikri biraz riskliydi ama çok işime yaradı. Sizi tebrik ederim. Handan Hanım'la ilgili bir problem yok demin. Her şey kontrolüm altında. Yaptığımız hamleden sonra Aziz de mallarının peşini bıraktı. Emin misiniz? Şüpheniz olmasın. Ben böyle kontrol edilmiş bir şey görmüyor. Ben Aziz'le ilgili onu küçük gördünüz, ona hayalperest dediniz. Fakat halk onun peşinden gidiyor. Türkler nasıl davranıyor kontrol edemiyoruz, görüyorsunuz. Eskiden böyle şeyleri siz yapıyordunuz fakat artık halk sizin peşinizden gitmiyor. Yeğeninizin peşinden gidiyor. Aziz ucuz kahramanlık peşinde. Hala Aziz'i küçük görüyorsunuz ve kaybediyorsunuz. Sizinle dostluğumuzu gözden geçirtmek zorunda bırakmayın bizi.
Hasta Edip Haydar'ın ciğerlerinde toplanmış olan sudan dolayı soluk alışında azalma var. Hasta işlerim biliyor muyum? Ve çok şiddetli. Edip Haydar'ın ciğerleri iyiye gitmemektedir. Cabiye cevap vermemektedir. Ciğerleri iflas etmek üzeredir. Edip Haydar'ın ölüm beyanı. Müdevefa'yı bulduğumda kalp atışı yoktu. Bulunmasından birkaç saat önce kendi silahıyla kalbini ateş eden... Silahıyla. Aman Azime, çok yakıştı bunlar buraya. Evet hanımım. Hayır diyorum ki acaba bunu böyle bu küçük kızın böyle böyle yapsak küçük kızı böyle. Dokunma öyle. Hay sen ukalalık yapma. Ne anlarsın? Küçük kızı oraya büyük kız. Efna. Ay çok güzel olmuşsun. Ay parçası gibi maşallah. Çok yakışmış. Neydi o öyle saçak saçak. Siz öyle diyorsanız öyledir elbet ama ben az önce kendime aynada baktıydım da hiç bana benzemiyor. Ay çok yakışmış, çok güzel. Aziz Bey'im de çok beğenecek. Ama Aziz Bey de zaten böyle toplu saç hiç sevmez ki. Yavrucuğum eskiden neydi püskül püskül böyle ortalarda her yerde. Bu böyle çok güzel oldu. Sakın bozma. Hem ofisten beni o kadar çok sıktı ki ben böyle sanki nefes alamıyorum. Azime! Azime taştı! Azime ya! Ya aş taştı! Ocak battı ya! Koşsana taştı ya! Allah taştı! Allah belanı vermeye senin sus ya. Allah seni. Ya hadi Efnan kız. Hadi gel kız benimle. Ben bu aşı beceremiyorum biliyor musun? Efnan! Buraya gel. Bak Azime. Efnan artık bu evin hanımı. Bundan sonra bulaşıkmış, aşmış hepsini kendi başına yapacaksın. Şimdi git, pişir, taşır, önümüze getir. Yani her şeyi ben mi yapacağım burada? Sen yapacaksın tabii. Bütün her şeyi ben yapacağım. Her şeyi sen yapacaksın. Hatta şimdi bize bir kahve getir. Gel Efna. Kapı çaldı. Bari kapıyı aç. Kahvenizi nasıl içersiniz acaba? Bu sefer bol şekerli. Ne kadar güzel olmuşsun. Zaten. Çok güzel olmuşsun. Sen bir de içeriye gör. Ne var içeride? Bunlar da ne böyle? Aziz hoş geldin. Bunlar babamın eşyaları. Babanın ya. Döndü dolaştı sahibini buldu karakuzum. Getirdik. Nereden buldunuz? Feyyaz Efendi'nin dükkanından bulduk. Bunlar senin hakkındı Aziz. Önceden yapmalıydık çocuğum geç bile kaldık. Elektriği de bağlattık nasıl olmuş? Canım. Sağ ol oğlum. Kuzum. Burası yeniden eve benziyor. Beyim, hoş geldin. Sofrayı kuralım mı? Sofradan önce seninle bir işim var Cemal. Gel benimle. Efnan. Sen yanıma gel. Kasnak öğreteceğim sana. Gel. Beyim, ya sen ne aradığını de hele bana. Şimdi buralar karman çorman. Sen aradığını bulamazsın. Ben şu ışığı da yakayım. Cemo. Babamın öldüğü günkü eşyalar. Nerede? Her şeyi sakladınız mı? Her şeyi sakladık beyim. Ben şimdi eşyalar bulurum. Peki. Kendini vurdu silah. O da burada mı? Edip bayıma ait ne var ne yok. Hepsi burada ya. Bu lambalar değil de gün ışığı olsa ben seni bekletmezdim. Mühim değil Cemal. Sen bana yeter ki silahı bul.
Tamam. Tamam dayı, bir dakika. Silahdan vurmuş kendini. Ya, biz geldiğimizde elindeydi. Peki canım, sen çık. Peki beyim. Bana da bir kere ver. Olmaz. Babam kızar. Sen oynuyorsun ama. Bana ne? Ben de tutacağım işte. Elleme adam, bırak. Aziz, ver dedim sana. Bırak. Ver. 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 Dilruba. Dilruba. Bir şey olmadı. Çok korktum. Sen öldüm sandım. Doktor, gecenin bu saatinde sebebi ziyaretin. Yeğeniniz muayenehaneme girip babasının dosyasını almış. Neyse ki önceden Edip Bey'in hasta olduğunu dosyaya eklemiştim. Peki ne yapalım? Bu muazzam buluşunuzu tebrik mi edelim? Kendinizi kurtarmak için yapmışsınız. Bir dahaki sefere yalan söyleyeceğin zaman bize de haber ver. Aziz bana sordu. Babasının hasta olup olmadığını değil dedim. Yani beni de yalancı durumuna düşürdün. Yani öyle aniden sorunca diyecek bir şey bulamadım. Öyle bir yalan söylemek zorunda kaldım. Bu yüzden kendini vurmuştur dedim. Paydar ailesinin her ferdini tehlikeye atacak bir sır taşıyorsun. Böyle dikkatsiz davranman büyük talihsizlik. Ben de sizinle bu konuyu konuşmak istiyordum Galip Bey. Yani bu sırrı taşıyacak gücüm kalmadı artık. Hem nereye kadar kaçabiliriz ki? Yani bir gün anlayacak bizim yalan söylediğimizi. Sen söylemezsen, ben söylemezsem, Delege Pierre söylemezse anlamaz. Zaten o dosyalarda artık işine yarayacak hiçbir şey yok. Yine de Aziz Bey'in bu işin peşini bırakacağını düşünmüyorum. Galip Bey, paraya ihtiyacım var. Yarından tezi yok şehri terk edeceğim. Artık bu işin içinde olmak istemiyorum. Hiçbir yere gidemezsin. Oturup bekleyeceksin. Birdenbire şehirden ayrılman dikkat çekmez mi? Ne istediyseniz yaptım. Lütfen bırakın gideyim.
Olmaz. Beni iyi dinle. Sana söylediğim gibi oturup sakince bekleyeceksin. Bir süre ortada görünmeyeceksin. Anladın mı? Anlaşıldı. Allah'ım bitirdi bizi. İki gündür bitirdi. Helak oldum ya Rabbim Allah'ım. Sen bu nigar zulmünü al başımızdan ya Rabbi ya Resulallah ya Rabbi. Aman benim küçük kızın elbisesine bak ya. Ay prenses elbisesi gibi. Allah'ım çok güzel. Ah, keşke benim de gençken böyle bir elbisem olaydı. Ben de öyle bey karısı olaydım. Ya Cemo Bey olaydı da ben onun karısı olaydım. Ya da Cemo hiç olmayaydı da ben beyin karısı olaydım. Ne kadar güzel oldu. Böyle bir elbisem olurdu. Böyle kurum satardım. Allah böyle çok güzel yakışırdı bana ya. Böyle böyle gezerdim. Bey karısı olunca da böyle mektuplar da yazardım. Okuma yazmam da olurdu. Her mektubu okurdum. Keşke şimdi de okuyabilsem. Ama nerede? Bilmem ki. Ama beyden gördüm ben böyle tutuyor bunu. Böyle bir şey yap. Allah! Ah! Azime! Ne ettin Azime? Aha! Allah'ım ya! Azime bitti sen. Azime salak Azime. Gitti kafan Azime. Bayağı Azime. Deli Azime. Ne yaptın sen böyle kendine? Allah! Allah yandım, Allah yandım. Ne olacak şimdi böyle? Allah'ım yardım et bana, Allah'ım yardım et. Ay bu daha beter oldu. Allah'ım buna ne oldu? Ay içim katıldı. Ay ne olacak? Ay ben bittim. Ben bittim. Anam ya, bu nasıl sıkılık ya? Bütün saçlarımı çekti, kopardı ya. Aziz Bey, siz uyumadınız mı? Uyuyamıyorum. Ne oldu, bir şey arayınız mı sakın? Kafamı kurcalayan bir şeyler var. Ne anlatın o vakit? Belki sonra. Önce cevapları bir bulayım. Sen mi uyumadın? Bu tokala kafamı açtı, duyamadım. Toplama o zaman sen de saçlarını. Ama siz de dediniz ya, çok güzel olmuşsun diye. Hem zaten Nigar abla da öyle istiyor. Gel be. Gel. Birinin istekleri eğer seni üzüyorsa yapma. Bu ben olsam bile yapma.
Buyurun. Doktor nerede? Doktor bey hasta bakmak için Adana'ya gitti. Ne zaman döner? Birkaç günden önce dönmez. Kim aradı diyelim? Anam ben anlamadım bu hanımlık nasıl bir şey. Ne var sanki mutfakta yemek yapsam ne oluyor yani? Aman sen benim ne çektiğimi bir düşün bakalım ha. Seni bir terk edip gidiyorum deyince ben dedim ki aman Azime dedim. Aman Azime dedim. Sen teze yavuş da yiyordun şimdi kürekle yiyeceksin dedim. Efnan sen biliyorsun beni. Ben öyle bulamaz hiçbir şey bilmiyorum. Beni iki günde kovarlar buradan. Bak hele ona çok su koymuşsun ha. Birazcık un at. Ha işte. Ben de onu diyorum. Kız ben yapamıyorum. Ya çok cıvık oluyor ya böyle taş gibi oluyor. Kız Efna. Hadi gel kız hadi. Hadi. Hey yapayım. Şunu da çıkarayım. Ama bak yemin iç ben yaptım demeyeceğim. Tövbe benim. Hem zaten bir şey değil mi? Bana böyle daral geldi. Ben böyle sık boğaz etmelere gelemiyorum yani çok sıkıldım. Rahatsız oluyorum artık yani. Bir de sıkkınlığım yetmiyormuş gibi Nigar Ala'da nişan edecekmiş. Kendi hısım akrabalarından çağıracakmış. Hem ben ne yapacağım o koket meclislerinde sosyetik madamlarla? Aman derdine bak. Aman bütün derdi zenginlik. Kız delirdin mi sen? Bir karış bostan yan gel Osman. Aman. Keşke benim hayatım öyle olsa. Bütün hayalim buydu bak. Ama fistanım da pek güzel değil mi? Böyle yeşil yeşil muradımın rengi. Hiç öyle güzel fistanım olmadıydı benim. Sen niye bir şey demiyorsun? Beğenmedin mi yoksa? Ay demez olur muyum çok? Olur mu kız hiç öyle? Sen böyle yeşil başlı gövel ördek gibi olacaksın. Olacağım inşallah. Hem kumaş dediğin öyle parçalar pırçalar nedir ki ya? Senin gönlün güzel. Bu da oldu. Ver bana. Yemekler de bitti. Evet. Ben bunu şimdi gidiyorum fırına koyma. Müziğimi de alayım. Bak çok güzel ya. Hayırlı sabahlar. Ay hayırlı sabahlar. Hoş geldiniz. Bakınız ben sabah körü kalktım ettim yaptım. Pişireceğim şimdi fırına koyacağım. Hadi git pişir. Güzelce fırında pişsin Azime. Sen ne yapıyorsun? Değiştirmemişsin üstünü başına. Bu ne kılık? Değiştim ya işte. Bu mu değiştirmiş halin? Geceliklesin. İyi de ben bunu gece giymedim ki. Gece giyilir mi? Bu onca para verdik. Buna yazıktır, günahtır. Ben eski pantallarımdan giydim. Tövbe yarabbim. Ben daha neler göreceğim, yaşayacağım bu evde. Yavrum, gecelikle gündüz vakti gezildiği nerede görülmüş? Çabuk git güzel kıyafet giy üstüne hadi. İyi de bu da fistan. Hem de çok güzel bir fistan. Burada süsü de var bak. Sen sabır ver. Tövbe. Efna, nişanı aile efradından çağıracağın kimse var mı çocuğum? Yok, atölyedeki kızlar var, onlar çağırır. Atölyedeki kızların ne işi var nişanda? Ha? Sayımız belli, yerimiz belli. Ben dedim aile büyüklerinden birisi var mı? Onun için sordum. Yok. Ben ailem diyebileceğim bir atölyedeki kızlar var, başkası yok. Madem aileden kimse yok, ben ayarlarım o zaman misafirleri. Otur, otur, otur. Ha bir gideyim, işin ucundan bir tutayım değil mi? Çok iş var. Azime! Efendim hanım. Ben gidiyorum. Mutfak sana emanet. Güle güle. Ben kendi kendime nişan mı edeceğim şimdi? Üzülme be küçük kız. Üzülme hem... Nişan dediğin ne de öyle... Öyle abuk sabuk bir tören. Ne olacak? Mühimman düğün. Sen düğünde bütün arkadaşlarını çağıracaksın. Bütün atölye gelecek. Mahalleyi çağıracağız. Kızları çağıracağız. Kasabayı çağıracağız. Herkes gelecek. Böyle göbekler atacağız. Eğleneceğiz. Sen çok mutlu olacaksın. Eyvallah. Sen bak. Hadi gel bir çay içek. Demledim ben hadi gel. Gel. İşte bir de nasıl? Hadi gel, gel.
Senin yolun kolay kolay şehre düşmezdi. Yahu belli ki parası bitmiş. Başka ne diye gelecek? Şehre geldik diye size hesap mı vereceğiz lan? Bu var ya az çakal değil. Tabii duyduğu kızı Aziz Paydal'la evleniyor. Soluğu burada aldı. O da paranın kokusunu aldı desene. Yahu siz şimdi şu herifi bırakın da asıl mevzuya dönelim. İşimizden oldu. Ne yiyip ne içeceğiz? Gidelim konuşalım o zaman delegeyle. Böyle olmaz diyelim. Gidelim de elimizi kolumuzu sallayarak içeri nasıl gireceğiz? İdari bina sonrası. Alırlar mı bizi içeri ya? Birlik olursak gireriz. Yetti gayri. Kendi toprağımızda hep böyle ezik mi kalacağız? Birlikten kuvvet doğar. Hep beraber gidince almasınlar da görelim. Doğru der ağalar. Onlardan mı korkucuyum? Hep birlik olursak içeri almak zorundalar bizi. E ne duruyoruz? Hadi kalkın gidelim. Hadi abi. Hadi. 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 Al bakalım. İnşallah beni pişman etmez. Merak etme bu. Seni hayal kırıklığına uğratmayacağım. Güven bana. Bu sana son güvenişim Adem. Eğer tek bir hata daha yaparsan, tek bir hata seni evlatlıktan reddeder. Adem. Kenan. Hayırlı günler kardeşim. Hayırlı günler. Gelmiyorsun ne kadar zamandır. Gözümüz yollarda kaldı. Akşamları çok çıkamıyorum. Dilruba yalnız kalıyor. Ben seni sonra görmeye geleyim olur mu? Olur kardeşim. Ne zaman istersen. O zaman görüşürüz benim. Eyvallah. Görüşürüz. Bakalım enişten olduğumda bana bu kadar mesafeli davranabilecek misin? Adem Payder. Bakma sen. Bakma sen. Merhaba. Affedersiniz bu değişimin sebebini öğrenebilir miyim? Şey biz Aziz Bey'le evleniyoruz da. Aa. Çok güzel haber. Çok sevindim. Kutlarım. Hoş görünüyorsunuz. Sağ olasın Mösyö Bey. Öyle işte az ve layık olabilmek için elimizden geleni yaptık. O size layık mı? Ben kimim ki? Sonuçta o koskoca Aziz Bey. Bence siz sandığınızdan çok daha fazlasınız. Fakat Aziz'in bunu görmesi için kıyafet değiştirmek gerekiyorsa bu yetmez. Anlamadım. Yani... Sadece kostüm değiştirmek yetmez. Ona göre de bir davranış değiştirmek gerek. Ben size bir şey değil. Eğer teklifimi kabul etseydiniz, kendi nişanınıza gerçek bir lady gibi katılabilirdiniz. Yok sağ olasın Mürşe Bey. Bana bu kadar yeter. Kalın sağlıcakla. Daha yetmez. Yetmediğini anlaman gerekecek. Matmazel. Hayırdır Aziz Bey? Ne bu halin? Pek bir dalgınsın. Doktorla konuşmam lazım. Lakin şehirde değilmiş, Adana'ya gitmiş. Yok, Muhittin şehirde. Nasıl? Vallahi daha bu sabah gördüm. Buralardaydı. Benden gizleniyor demek. Bana onu bulabilir misin? Ne oluyor, ne bu sesler? Meydandan geliyor galiba. Bir daha uyanmayacağız, dağılın. Abi bize çıkarmayın. Geri çekilin. Dağılın. Anlaşmayın, geri durun.
Açılın yoksa tutmayacağız. Açılın. Dağılın. Gene konuşacağız. Tutuklayın. Emredersiniz. Dağılın. Sen gidin burayı. Dağılın. Bu size son ikazımız. Yaptıklarınız kanunlara aykırı. Dağılın yoksa tutuklanacaksınız. Açılın. Hadi. Çocuk, çocuk, çocuk. Geri durun. Çekil. 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 Bağlı. Açılın. Yılanın başı da geldi. İndir şu silahı! İndir! İndir dedim! Ne yaptığınızı sanıyorsunuz siz? Çekil yolumdan. Yasak giremezsiniz, çekilin. Efendim, ABD'den yakalanıp... Çekil, delegeyle görüşeceğim. Aziz Paydağı vurabiliriz. O zaman cesaretleri kırılır. Hakkın inandığı birini eğer öldürürsen... onu sonsuza kadar yaşatmış olursun. Çekil önümden dedim. O zaman Aziz Payda kahramanlaşır. Burada gerçekten bir direniş başlar ve o isyanı durduramayız François. Peki bunu nasıl durduracağız Meşupiyar? Savaşların silahla değil stratejiyle kazanıldığını unutmayarak. Çekil önümden dedim. Ne? Siz bu şehri böyle mi yönetiyorsunuz? Masum insanlara kurşun sıkarak mı? Bu şehirde herkes adaletin önünde eşit haklara sahip. Ve ben de bu şehirde adaleti korumaya çalışıyorum. Sizin adaletiniz yok. Şayet olsaydı bu insanlar kendi topraklarının zulme maruz kalmazdı. İşsiz bıraktınız, açsız bıraktınız. Tek suçumuz Türk olmak. Zulmediyorsunuz. Her tarafa Atatürk resimleri asıp burada bayram yapıyorsunuz. Bu kabul edilemez. Her başarının bir bedeli vardır demiştim Aziz. Kendi vatanımızda kendi değerlerimize sahip çıktığımız için bize bedel ödetemezsiniz. Senin baban bizim çok yakın dostumuzdu. Sense bir isyankar olmak yönünde hızla ilerliyorsun. Baban burada olsaydı bu yaptıkların için ne düşünürdü? Belli ki babamı hiç tanıyamamışsınız Monsieur Pierre. Ama ben tanıyorum. Babamın neyi yapıp yapmayacağını da çok iyi biliyorum. Bu sözler ne demek istediniz anlamadım. Babamın ölümünün arkasındaki sır perdesi aralanınca anlayacaksınız. Şinayeli sözlerinizden çok sıkıldım. Haddinizi bilin ve daha fazla çıkmayın. Yoksa sizi burada ve şimdi tutuklatırım. Beni tutuklatırsanız bir saat sonra bu meydanda toplanacak kalabalığı görürsünüz. Madem kalabalık karşısında tesiriniz bu kadar fazla, o zaman kimse yaralanmadan ya da tutuklanmadan bu kalabalığı bir an önce dağıtın. Korkmayın. Size burada yapılan baskı ve zulümden Ankara haberdardır. Türkiye Cumhuriyeti Antakya'nın bağımsız bir devlet olmasını istiyor. Atatürk mü söylemiş? Atatürk mü söylemiş? Atatürk mü demiş?
Ne? Paşamızın emriyle meclis kurup anayasa yazacaklar. Çoluk çocuk hepimiz perişan olduk Aziz Bey. Bu kefereler izin vermez beyim. Bütün Türkleri işten çıkarmışlar. Çoluk çocuk mağdur ettiler bizi, ziyan ettiler bunlar. İşimizi aldılar, işimizi versinler. Bin yıldır bizim olan bu vatan toprağının her bir karışı kuşatılmıştı. Onca imkansızlık içinde Türkiye olmak da bir hayaldi. Bir adam çıktı, bir hayal kurdu. Koca bir millet o adamın hayaline tutundu. Bu inançla Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Çünkü zaferler inançla kazanılır. Şimdi aynı adam Türk yurdunun yanında bir avuç toprak kadar kalan Antakya için bir hayal kuruyorsa gerçekleşmesi an meselesidir. Bahçesine Türk bayrağının asıldığı günü de göreceğiz. İnşallah. Lakin böyle olmaz. Biriniz ya vurulacaksınız ya da tutuklanacaksınız. Dağılın lütfen. Sorarım var. Ruva, yardım edeyim. Yok, lüzum yok. Aslan kumaşçı da gelir şimdi, yetişir. İyi. Çok oyalanmayın ortalıklarda. Biraz karışık. Ne oluyor? Fransızlar Türkleri işten çıkarmışlar. Türkler de idare binasının önünde gösteri yaptılar. Havaya ateş açıldı. Tevekkil değil, silah sesi oradan geldi demek. Oyalanmayın. Dilruba Hanım. Dilruba Hanım, paketleriniz kaldı. O günden beri gelip almadınız. Alırım daha sonra, sağ olun. Sizi gördüğüme pek sevindim. Doğrusunu isterseniz sıkıntıdaydım. Bizim oğlan bir kusur işledi de Dilruba Hanım ondan mı ayağını kesti acaba dedim. Yok, olur mu öyle şey? Müsterih olun lütfen. Hayır, ne bileyim. Benim oğlan gittiğinde söylediğiniz kızın babası evde yokmuş. Bizim oğlanla başka bir adama söylemiş. Paketi alabilir miyim ben şimdi? Tabii, vereyim. Buyurun efendim. Sağ olun. İyi günler. Ben gideyim. Beraber görünmemiz daha hoş oluyor. Peki öyle diyorsan? Bu arada Adem'le konuştum. Akşam geleceğim atölyeye kadınları okuma yazma öğretmeye. Sevindim. Görüşürüz akşam.
Kolay gelsin. Hoş geldiniz Aziz Bey. Dilruba Hanım, kime haber gönderdi? Tabii söylemenizde bir sakınca yoksa. Dilruba Hanım'ın şahsi meselesidir Aziz Bey. Siz kendisine sorsanız. Bir kızdan bahsettin. Kimdi o kız? Aziz Bey lütfen. Müşkül durumda kalmak istemiyorum. Efnan mıydı kızın adı? Bu kadarını söylemen kâfi. Efnan mıydı? Evet. Fransız hükümeti kararıyla şehirde Türklerin 20 kişiden fazla bir araya toplanmaları yasak edilmiştir. Yasağa uymayanlar tavizsiz şekilde cezalandırılacaktır. Şu vakit kaybetmemiş. Şerefsiz. Dikkat dikkat! Fransız hükümeti kararıyla şehirde Türklerin 20 kişiden fazla bir araya toplanmaları yasak edilmiştir. Hayırlı sabahlar. Kız, sen ne güzel olmuşsun öyle. Anam, fistanın da pek güzel, pek bir yaraşmışsın. Bakayım hele. Kız, sen bu hayvanı mı öldürdün ya kız? Ha, sağ olasınız kızlar. De öyle işte, fistanla hanımlık olmuyor maalesef. Sen düğünden haber ver hele. Düğün ne zaman Efnan? Ha, düğünü bilmiyorum da önce nişan edeceklermiş herhalde. Ay, nişan mı? Kız, nişanı burada mı yapacaksınız? Anam, ne güzel olacak. Desenize sandıktan düğünlük fistanlarımızı çıkaracağız. Fatma abla, yani benim öyle fistanım yok ama bununla da gelsem olur mu? Gelirsin elbet. Ben sana hanımın yeni oyaladığı yeminimi veririm. Onu takarsın. Olur değil mi? E kız, sen de bir şey desene Efnan. Şey, nişanı evde yapacaklarmış herhal. Nigar abla aile arasında olacak dedi. Ama düğünü hep beraber ederiz, olmaz mı? Olsun, ne yapalım, nasibimizde yokmuş. He ya, kısmetse düğünde yanında oluruz biz de. Sen sıkma canını. Hadi işimize bakalım. Fransız hükümeti kararıyla şehirde Türklerin 20 kişiden fazla bir araya toplanmaları yasak edilmişti. Yasağa uymayanlar tavizsiz şekilde cezalandırılacaktı. Fransız hükümeti kararıyla şehirde Türklerin 20 kişiden fazla bir araya toplanmaları yasak edilmişti. Abo. Paşa'nın resimlerini duvarlara astık diye mi oluyor bütün bunlar? Çıkaracak. Allah'ım ya. Aman be. Çitilemekten parmaklarım yara oldu artık ya. Ah be Azime. Başına iş açtın. Aa, yazık kızımın elbisesine. Yazık ya. Acaba ben bu kabahati Cemo'ya atsam? O sakar zaten. Ama yazık Cemo'yu da çok azarlarlar sonra. Yazık ya. Ay ne oluyor bu elbiseye? Allah'ım yardım et ya Rabbi. Yardım et ya Rabbi. Ya Rabbi yardım. Azime. Yettim hanımım, yettim. Nigar Hanım kabusu da çok düştüm efendim. Azime. Yettim hanımım, geliyorum, geliyorum. Azime. Yettim. Anam zaten derdim başımı açmış. Da böyle bir
Böğrüm yapıştı resmen. Ufunet bastı ya. Bir şey mi dedin? Ha, yok Az Bey. Bugün hiçbir şey yemedin. Hadi biraz bırak halıyı da karnını doyur. Sen Az Bey ne yapıyorsun? Ne yapıyorum? Sözüme emek yediriyorum. Biz sözlenmedik mi? Ya sözlendik. Niye buruksun? Mutsuz musun yoksa? Yok. Mutsuz değilim de. Ben ne? İşte ne bileyim işte. Nigar hala senin kimin kimsen yok mu dedi nişana çağırmak için. Ben de yok dedim. Halbuki babam var ama. Ne bileyim işte. Üzülüyor musun? İster miydin nişana gelmesini? Yok, tövbe Allah korusun Az Bey. İstemem tabii. Hala düşündükçe tabanlarımın ağrısı geliyor aklıma. Artık benim babam yok. Öldü benim babam. Elbise güzel olmuş. He ya, ben de çok beğendim. Güzel ama biraz rahat değil galiba. Ya yok, çok rahat. Böyle efil efilim de. O zaman niye yerinde duramıyorsun? Yok ondan değil. Ben küçükken de öyleymişim. Nenem bana küçükken böyle içine kurt mu kaçtı böyle kımıl kımılsın derdi. E bir de yorgunum biraz herhal ondan. Ne yapıyor? Ne görecekler? Bana bak. Evlendikten sonra halı dokumak mecburiyetinde değiliz. Hatta istemiyorsan bir daha hiç dokuma. Yok Az Bey, tövbe. Halı dokumazsam ölürüm ben. Halı dokumaya devam edeyim ben. Az Bey bir de... Karargahın orada bir şeyler olmuş diyorlar. Bizim yüzümüzden mi oldu? Hayır, bizim yüzümüzden değil. Artık olması gerektiği için oldu. Zaten göze batmıştı. Az daha göze batsın bakalım. Allah benim sınavımı bu Aziz'le yazmış. Salü Galip Bey. Handan Hanım. Halis bize Türk kahvesi getirir misin Galip Bey'le? Ne işiniz var burada Handan Hanım? Bu saatte böyle karışık bir günde. Benim olaylarla bir alakam yok ki. Ben iş yerimizi ziyarete geldim. Hem ne de olsa ortağız, ilgisiz kalmak istemedim. Ben de sizinle bu konuyu konuşmak istiyordum. Adem'in kendi işini kurma zamanı geldi diye düşünüyorum. Bu sebepten sizin üstünüzdeki malları Adem'le Dilruba'nın üstüne yapalım derim. İlahi Galip Bey, bu iyi niyetinize bayılıyorum doğrusu. Adem'in onca hatasından sonra bunca malı, serveti nasıl ona vermeyi düşünebilirsiniz? Handan Hanım, benim evladım bir hata yaparsa telafi etmesini de bilir. Nigar Hanım Azize nişan yapıyormuş. Tüm ailen size cephe aldı. Üstelik onlar sizin en yakınınızda. Lakin üzülmeyin, yanınızda ben varım. Yalnız değilsiniz. O yüzden malların bende kalması önemli. Çünkü yarın da yanınızda sadece ben olacağım. Ben içmeyeceğim, götür.
Rıza, ışıkları kapatıp kandiller açın. Devreler geziyor, dikkat çekmeyin. Tamam. Baba heyecandan karnım ağrılar, saplanıp durur. Nasıl öğrenci bozuk? Eyvallah, heyecanlı. Eftan, ne diye böyle sessiz duruyor? Ha? Bir sıkıntın mı var? Mutlu değil misin yoksa? Yok nene, mutluyum. Mutlu olmaz olur muyum? De böyle bazen içim sıkılıyor sanki. Sanki beni böyle bir yere kapatmışlar da üstüme kilit vurmuşlar gibi. Nene, bak beni yanlış anlama ama hani sen göremiyorsun ya. Niye? Ama ben bazen aynada kendime bakıyorum, kendimi görüyorum. Ama sanki gördüğüm kişi kendim değil. Sanki bir başkasına bakıyorum. Sen hep Aziz beni üstümdeki partallardan göremiyor diyordun. Değişiyorsun işte. Böylesi daha iyi değil mi? İstemediğin hiçbir şeyi yapma. Efendim. İstiyorum nene. İstemez olur muyum hiç? Hem zaten böyle beni Aziz Bey de beğeniyor. Hem belki yanına da yakışırım. Sen her türlü yakışırsın. Senin yüreğin güzel. Nene. Ben nişanda ne yapacağım bir başıma kimsesiz? Niye bir başına? Ben de geleceğim. Esak'tan mı? Esak ya. Ben senin nenem değil miyim kız? Hem nenemsin tabii. Hem de canım nenemsin. Ay deli kız, seni nasıl yalnız bırakırım ben? Adem, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biraz konuşabilir miyiz? Tabii, buyurun. Ben yalnız bırakayım sizi. Amcam inandı demek. Halledeceğimi söylemiştim. Bunun ne demek olduğunu biliyorsun değil mi? Daha yeni başlıyoruz. Sen daha dur. Hakkın son kuruşuna kadar alacağız babamla. Teşekkür ederim. Aziz. Bu senetleri özür olarak kabul et. Biliyorum aramızda bugüne dek çok şey yaşandı. Lakin artık ikimiz için de yeni bir hayat var. Bu senetleri onun bir nişanesi olarak gör. Ve de teşekkür ederim. Ne için? Benim teşekkür etmem lazım. Yeniden kardeş olmamız için bir şans verdim. Verdin değil mi? Yarın akşam nişanım var. Yanımda olursan sevinirim. Zevkle. Kardeşim. Zevkle. O zaman ben akşam yuvayı almaya gelirim. Sana bakıyorum. Dilruba'yla içeri girdiğinizi gördüm de. Öyle. Ne oluyor Adem? Dilruba'yı burada içeride mi bırakacaksın? Kadınlarla bir işi var. Maksude yanında olmadan Dilruba içeride atölyede mi duracak? Maksude yok Kenan. Bir sürü akrabalarımıza gitti İskenderun'a.
Adem ne oluyor? Maksud'a gitmiş. Dilruba içeride atölyede. Sen Aziz'le eskisi gibi yine samimisin. Hayırdır? O kadar küs kalabilirdik ki inan. Zaten durumu kabullendi Aziz. Hem evleniyor. Kimle? Efnan'la. Vay be. İki gün görüşmedik, neler olmuş. Neyse hadi gel iki kadeh parlatalım şurada da anlat bana ne oluyor ne bitiyor. Yok, babam bekler şimdi. Bir dahakine söz. İyi akşamlar. Bunlar ne karıştırıyor burada acaba? Korkma. Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde çıtır ne sonacak? O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim. Milletimindir ancak. Aferin. 10 kıtasını da ezberleyeceksiniz. Aziz abi, senden duyup öğreniyoruz ya, zor oluyor. Okuma yazma öğrenince kağıda yazacaksınız. Oradan okuya okuya ezberleyeceksiniz. Hadi bakalım, şimdi tazdaki harfleri yazın. Bak şimdi. Önce bunu, sonra buradan bunu çekersen işin çok daha kolaylaşır. Çok güzel olmuş. A harfi Azdin Aslı değil mi? Hı hı. E harfi Etnan'da da var. Var. Dilruba. Dilruba'da da var. Nasıl gidiyor düğün hazırlıkları? Efnan, endişe hissetmene gerek yok. Sonuçta bizimki mazide kalmış bir mevzu. Çok yakında akraba olacağız. Belki dost bile oluruz. Biliyorum böyle söyleyince tuhaf geliyor ama gerçekten hiçbir art niyetim yok. Bu dostluğa bir şans verebilir misin? Estağfurullah Dilruba Hanım. Şans ne demek? Demek evleniyorsun Efnan'a. Koskoca Aziz payidarla. Nesi? Her yerde seni arıyoruz. Ben bir şey yapmadım. Niye arıyorsunuz beni? Bizimle geleceksin. Ben bir şey yapmadım diyorum size. İçeride birileri var. Bekle burada. Dur. Yakala. Bakıverle olmuş mu Barfler? Çok güzel olmuş Zehra. Nişan için elbiseni seçtin mi? Ha, seçtim. Ne renk seçtin? Yeşil. Muradımın rengi. Ah Aziz, yeşili hiç sevmez. Ya. Hı. En çok sevdiği renk kırmızıdır onun. Kırmızı. Hı hı. Sonra kahveyi şekersiz içer mesela. En sevdiği şarkı Fikrimin İncegül'üdür. En sevdiği şair Nazım Hikmet. Satranç oynamayı, at binmeyi çok sever. Bir de İngilizce ve Fransızcayı çok iyi konuşur. Gerçi sen zaten biliyorsundur bunları. Yok, ben bilmiyorum. Efnan üzülme. Yani bir insanla öyle uzun yıllar geçirdiğin zaman ona dair her şeyi öğreniyorsun. Sen de çok geçmeden Aziz'le ilgili her şeyi öğrenirsin. Ders bitti galiba. Bugünlük bu kadar yeter. Tamam. Biraz konuşalım. Tabii.
Efnan'ı üzme. Yok, ne üzmesi? Sohbet ediyorduk sadece. Aziz, kötülük etmek değil niyetim. Çaresiz bir kızı babasına teslim etmek de bir kötülüktür Dilruba. Bir şey söylemem. Sadece yapma. Efnan içinde zerre kötülük taşımayan bir kız. Bir daha onu üzme. Zaten ben üzmene izin vermem. İyi akşamlar. Dilruba'yı almaya geldim de. Nasıl geçti? Çok iyi geçti. Yardımlarınız için tekrar sağ olun. Mühim değil. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. Babasını teslim etmek de bir kötülüktür Dilruba. Efnan içinde zerre kötülük taşımayan bir kız. Bir daha onu üzme. Zaten ben üzmene izin vermem. İyi misin? İyiyim. Atölyeye geldiğimde Betim mezun atmıştı. Senin üzecek bir şey olmadı değil mi? Yok. Yorgunum sadece. Harfleri bile en baştan öğreniyorlar. Bu arada yarın Aziz'in nişanı var. Biz de davet etti. Gideriz herhalde değil mi? Elbette. Bu seni üzecekse gitmeyebiliriz. Üzmez. Sen ne yaptın? Bakayım. Çok güzel olmuş. Öğrendin sen bu işi. Benim elim maharetlidir böyle işlere. Aferin. Azizim sen ne yapıyorsun orada? Bunu Bodrum'da gördüm. İğnesi çıkmıştı. Taksam çalışır. Allah'ım nelerle uğraşıyor. Ben yazıyorum, uykum geldi. Hayırlı geceler Allah. Hadi. Allah rahatlık versin. Azizim Allah rahatlık versin. İyi geceler hala. İyi geceler. Azime! Yatağımı serdin mi? Et be Azime be! Et be Azime be! Şimdi çıkmada göreyim ben seni be! Et be! Allah'ım yarabbim. Allah yardım edecek çıkacak. Yarabbim Allah'ım sen bana yardım et. Allah'ım buna bir şeyler oluyor daha fena. Allah'ım yarabbim yardım et. Azime! Ay gene Nigar Hanım arıyor. Gene Nigar Hanım beni arıyor ya. Allah'ım yarabbim ne yapsam ben. Bak sana ya git gide daha beter. Azime! Geliyorum hanımım geliyorum ya. Allah bu ne oluyor? Azime! Geldim hanım, geldim. Allah'ım yarabbim, geldim. Azime! Geldim. Bunu nereye gidiyor? Geldim hanımım. Değiştirebildin mi iğneyi? Oldu herhalde. Ha, bu tekerlek gibi olan şey mi takacaksın?
kadar güzel şeymiş bu maşallah. Bu benim en sevdiğim şarkı. Pek güzelmiş. Sana sevdiğim her şeyi öğreteceğim. Sevdiğin her şeyi öğreneceğim. İyi de ben bilmem ki. Öğretirim. Bu kadar sıkıntının içinde yüzümü gülen bir tek sen varsın. İyi ki varsın. O gün ki gördüm seni, yaktın ah yaktın beni. Aslan, çabuk böreği fırından çıkar, yanmasın. Birazdan alacağım, son tepsi zaten. Geldin mi? Her şey tamam. Getir, getir, şöyle getir. Hah. Azime, tatlının şerbetini döktükten sonra kömbenin hamurunu hazır et. Ateş, kömbe, şeker, hamur. Azime, çener çalışacağına elin çalışsın. Hadi hadi, çabuk olun ya, ortada hiçbir şey yok. Sen de bir şeyin ucundan tutsana bir adam. Kazık gibi orada öyle. Hadi, çalışın biraz. Çekiştirme saçlarını, çekiştirme. Gerçi çekiştirebilirsin. Çünkü zaten yeniden yapılacak. Sonra da üstüne yeni bir kıyafet giyersin Efna. Yapılıyor benim saçlar. Olur mu çocuğum? Bunlar gündelik saç. Merasim için yeniden yapmak lazım. Öyledir, ben bilmiyorum. Telaşlanmayın Nigar Hanım. Her şeyimiz tamam. Hiçbir eksiğimiz yok maşallah. Neyimiz tamam? Neyimiz tamam? Her şeyimiz eksik aslan. Ay, içim daralıyor. Gerçi kardeşim keşke bu günleri görseydi. Keşke evladının mürüvvetini görseydi. Keşke. Keşke yanımızda olabilseydi. Aziz de çok sevinirdi. Ama olsun. Yanında halası var. Kurban olayım sana. En azından benim gibi kimsesiz değil. Azime! Kadınlar geldi, koş kapıyı aç. Ha ama tekke kapısı gibi. Aç kapı, aç kapı, aç kapı. Tamam, söyleniyor. Hadi gel biz de salona gidelim. Hadi, mutfak size emanet. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun be adam? Sen bu hayatta acaba nasıl bu yaşa kadar geldin? Bildiğin bir tek şey var bu hayatta. Aslan, göz kulak ol, her şeyi silip süpürür bu. Tamam hanım, ver şunu. Anca yemeği biliyorsun. Geleş. Şey bunu ne yapayım? Çalışmayı bilmiyorsun kardeşim, Allah Allah. Söz bir daha söylemeyeceğim. Söz bir daha söylemeyeceğim. Kızmadın bana değil mi? He, dur orada, dur orada. Aa, nenem gelmiş. Antakya'mızın mübarek insanı evimize Allah'ın emriyle teşrif etmiştir. Tövbe estağfurullah. Nasıl söz o? Hoş geldin nene. Efna. Bak bu Aziz Bey'in halası Nigar Hanım. Nigar biliyorum. Merhaba. Hoş geldin. Bu da Efnan. Kulağımın dibinde bağırıp durma ya. Sağ değilim ben. Gel nenem sen şöyle geç. Hadi otur. Şöyle geçin. Nasılsınız? İyi misin Hatice? İyiyim sen? Duyuyor ama. Tanıyorum. Tamam ama sen inanma o hep geliyor. Hoş geldin nenem. İyi ki gel. Hoş bulduk. Geldim ya. Kızım hazırlanırken yanında olayım dedim.
Bir şey içer misiniz? Böyle bir şey ikram edeyim sıcak. İster misin nenem bir şey? Olur. Sen? Olur. Sordun mu nasıl içiyorlar? Dur sorayım. Hatice Ana, nasıl içersin? Nasıl yaparsan içerim böyle. İşte bu kadarmış. Hatice geldi. Tamam. Canım. Aziz Bey, ne yapıyorsunuz, bu silah ne? Babamın kendini öldürdüğü silah. Şimdi söyleyeceksin. O rapora babamın intihar ettiğini yazmanı kim istedi? Baban intihar etti, yemin ederim. Aziz Bey. Söyle dedim. Lütfen. Söyle yoksa delireceğim. Lütfen çekin şu silahı. Babamın intihar etmediğini biliyorum. Söyle dedim. Yoksa sen bilirsin. Babanız. Şöyle derli toplu güzel bir model olsun. Yüzü gözü açılsın kızımın. Hay hay, siz nasıl isterseniz efendim. Başlayalım mı küçük hanım? Başlayalım. Yalnız ben ilk önce bir elbisenize bakabilir miyim? Saçlarınızla uyumlu olsun makyajınız. Tabii, hemen. Azime! Efendim? Elbiseyi getir. Elbise mi? Elbisesi, nişan elbisesi. Ütüledin ya. Elbise. Tamam. Hoş. Allah'ım, bu nikah aranım benim kesecek. Allah'ım bir mucize yarat ya Rabbim, yardım et ben. Bir şey gönder ya Rabbim, kuluna bu kulunu kurtar ya Rabbim. Yüzü gözü açılacak, saçını toplayacaklar arkadan. Azime! Elbise nerede? Aval aval bakıyorsun suratıma. Arkanda ne var senin? Ne saklıyorsun? Bu ne? Sen ne yaptın elbiseyi? Abo, güzelim fistanım partala dönmüş ya. Bu elbiseyi ne yaptın sen? Elbiseyi ne yaptın? Kapı çalıyor. Ben hep kapı açıyorum. Allah'ım sen bize yardım et. Şimdi ne giyeceksin sen? Ne yapacağız? Neger alakı, kötülüğünden yapmamıştır o, kazara olmuştur. Kazası mı var Efnan? Ne giyeceksin sen? Bakın kim geldi? Süreyya Hanım sizi Allah yolladı. Beni Aziz Bey gönderdi Neger Hanım. Aziz Bey mi gönderdi? Evet, Aziz Bey gönderdi. Bunu sizin için aldım. Abo! Bu ne kadar güzel bir elbise. Baksana. Yetiştirebilmek için dün gece epeyce uğraştım. Umarım üzerinize uyar. Anam tüylerim ile var. Kırmızı bir elbise yollamış Aziz. Çok güzel bir elbise. Efnan sevmiş. Anam bu çok güzel bir fistan, kırmızı hem de. Aziz'im çok zevklidir zaten. Çok teşekkür ederiz. En zor zamanda geldiniz. Allah'ım, Allah'ım ne büyüksün. Allah'ım bu Azime'yi nasıl korudun sen ya Rabbim? Devam edelim mi saçlarınızı? Devam edin. Buyurun. Azime! Aziz Bey. Hayırdır? Muhittin. Bana söylediğin yerde buldum onu. Sokakta sıkıştırdım. Tam konuşacaktı, arkadan birileri saldırdı. Kim olduğunu gördün mü? Görmeme gerek yok. Kim olduğunu biliyorum. Pierre? Kendime geldikten sonra her yerde aradım onu. Şehrin altın üstüne getirdim. Ya bir yerde saklanıyor ya da şehri terk edecek. Bana bak. Bu şehirdeki farelerin yerini bile biliyorum dersin.
O Muhittin nereye takıldıysa bulacaksın bana onu. Şehri terk etmeden bul onu bana. Hayat memat meselesi. Onu bana bul. Bedeli neyse ödeyeceğim. Neredeyse vuruyordu. François yetişmeseydi öldürecekti beni. Gözü dönmüştü. Aziz babasının intihar etmediğini biliyor. Yapabileceklerinden korkuyorum Mösyö. Ne yapacağım? Ne olur bana bir yol gösterin, bir yardım edin bana. Bu akşam şehri terk etmeniz gerek Mösyö. Fakat gitmeden önce Aziz'e gerçeği söylemek zorundasınız. Mösyö Pierre, hangi gerçeği? Benim gerçeğim. Aziz'in babasının nasıl öldürüldüğünü bilmeye hakkı var, değil mi? Önce Galip Bey'le bir konuşsaydım. No. Galip Bey'e herhangi bir şey söylemeye gerek yok. Hatta Galip Bey'e şehirden gideceğinizi söylemenize bile gerek yok. Siz benim söylediklerimi yapın, yeterli. Nişanına çağıracağı kadar aranız düzeldi, öyle mi? Senetleri verince hepten itimat etti bana. Aziz zeki bir adam. Ama en büyük zaafı çabuk inanmaz. Hep kaybedecek. İlk defa beni şaşırtıyorsun Adem. Ben hazırım Adem. Gidelim mi? Dirba. İyi misin beyim? Değilim. Hiç iyi değilim. Eve gitmiyor musun? Nişanın var ya bu akşam beyim. Belli ki mesele emniyetli. İstersen bir koşu eve varayım. Nişanı beklemesinler. Yok yok, dur. Ayaklandırma şimdi milleti. Aziz Bey, ne yapacağı belli değil ama gelir. Ben bu kadar insan geldi. Aziz ortada yok. Çok merak ediyorum. Merak etmeyin, gelir. İyi, tamam. Sen misafirlerle ilgilen. Kadir, öyle içki içki sakın bak. Bir şey kırarsın, dökersin. Kafanı kırarım senin Cem. Hadi çabuk. Şevki Hanımlar geldi. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hayırlı olsun. Çok mübarek. Teşekkür ederiz efendim. Sağ olun, var olun. İşte gelinim Efna. Maşallah, çok tatlı. Hoş gelmişsiniz. Merhaba. Lütfen rica ederim.
Kusura kalmayın. Ben benden eve bakayım. Mene? Vallahi elbise ayrı sıkıyor, nigar halı ayrı sıkıyor. Aziz Bey de gelmedi. Gelir gelir, işi bitmemiştir. Ya gelmezse? Senin peşine Mısır'a gidecek adam. Nişanına mı gelmeyecek? Hı? Azize. Azize. Neredesin oğlum sen? Şu haline bak, yüzün gözün perperişan. Benim işlerim vardı hala. Ne oldu? Aziz Bey geldi. Çok güzel olmuş. Sen aldın fistan. Sen iyi misin? Bir şey mi oldu? İyiyim, iyiyim. Bir şeyim yok. Dur bir daha bakayım sana. Çok güzel olmuşsun. Kırmızı çok yakışmış sana. Aziz kırmızıyı çok sever. Misillemesi Adem. Adem hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben sizin işinizi anlamıyorum gerçekten. Bir iyi bir kötü. Ben üstüm değişip geliyorum. Efendim tebrik ederim. Sağ olasın Dilruba Hanım. Kırmızı çok yakışmış. Mesut Bey, daha ne kadar bekleyeceğiz burada? Davete katılma sığınız gelene kadar. Sabır olun ve bekleyin. Başım ağrıyor sesinizden. Dilruba, ne yaptın zannediyorsun sen? Aziz, seninle konuşmam gerek. Atölyede konuşacaktım, fırsat olmadı. Lütfen çıkar mısın? Yanlış anlaşılacak. Aziz, dinler misin lütfen beni? Kötü biriymişim gibi davranman gerçekten canımı acıtıyor. Dilruba, bunu konuşulacak yer burası değil. Bunu konuşmayacağım zaten. Söyleyeceklerim amcanla ilgili. Babanın öldüğü gece amcam buradaydı. Ne? Ne diyorsun sen Dilruba? Konakta yüzleştiğinizde uzun zamandır babanı görmediğini söyledi ya sen. Ben sonra hatırladım. Ben o gece buraya gelmiştim babanı görmeye. Sen gittikten sonra sık sık uğrardım yanına. Uzun uzun sohbet ederdik. Amcam buradaydı. Bu gece olduğundan emin misin sen? Eminim, evet. O beni görmedi. Galip Bey kapıdan çıktığında ben saklandım. Hatta nefes almaya çalışıyordu. İstifra etti sonra. Bilmiyorum.
Allah'ım lütfen şimdi bir şey mi olmasın? Aziz bu kadar üzülmen için söylemedim. Yanında olduğumu bilmeni istiyorum sadece. Amcam artık bana bir cevap verecek. Aziz. Aziz Bey. Ne yapıyorsunuz siz burada? Efnan, düşündüğün gibi bir şey değil. Beyim. Biri sana bunu bıraktı. Aziz Bey'i bu gece şehri dönmemek üzere terk etmek zorundayım. Gitmeden size babanızın ölümle ilgili tüm hakikati anlatacağım. Çünkü bu yükü daha fazla taşıyamayacağım. Sizi hemen şehrin çıkışındaki harabe köşkün orada bekliyorum. Muhittin. Efnan bir şey söyleme, gitmem gerek. Olmaz, yapma bunu. Efnan. Aziz Bey yapma bunu. Nişanlımız var. Efnan bir şey yapmıyorum, gitmem gerek. Sonra. Aziz. Ne oldu Aziz, bir problem? Aziz, o benim atım Aziz. Aziz. Ya ne oluyor, nereye gitti Aziz? Bilmiyorum nereye gitti. Ben onu tebrik etmeye geldim ama atımdan oldu. Ne söyledin Aziz Bey? Ne işin vardı odasında? Efnan sessiz ol, duyacaklar. Düşündüğün gibi bir şey değildi. Söyle. Söyle ne dedin de nişan günü terk etti gitti beni. Söyleyemem. Söyleyeceksin. Efnan bağırma. Aziz Bey nereye gitti? Bilmiyorum. Efnan! Kimin kimsen yok gibi nişan ediyorsun ha burada. Sen iyice başına buyruk kuyruk eyledin ha. Git buradan. Allah aşkına çık git buradan. Yok kızım, öyle git deyince gideceğim. Gözünü seveyim, yapma. Ömrümde hayatımda azıcık mutlu olma şansım varsa onu da elimden alma ne olur. Hiç mi acıman yok bana? Senin gibi evlada acımam yok. Sen ağaç kovuğundan mı çıktın da çağırmıyorsun babana? Kendi kendine nişan ediyorsun burada. Yetmedi mi ettin nezillik? Çık git. Şu haline bak. Cız cıbıl giyinmişsin. Öyle giyinince onlardan mı oldun? Ha? Öyle mi sandın? Hanım mı sandın kendine? Senin çıktığın yumurtanın kabuğu be. Kabuğu. Kardeşim açık dışarı. Ha? Kimi kovuyorsun be? Ha? Bu kızın babasıyım ben. Ya benim kızım bey konağına gelin gidecek. Bir Allah'ın kulu da rızan var mı? Veriyor mu kızını demeyecek öyle mi? Ha? Hadi lan! Neyse. Hiç, hiç utanman yok mu senin ha? Arsız adam Efnan'ın üstünde hiç söz hakkın yok senin. Sen karışma ihtiyar. Görüyorsunuz değil mi ha? Görüyorsunuz. Çoluğum diye, fakirim diye benden utanıyor. Kendi kuştuğu yataklarda yatacak, ipekler giyinecek, babası sürünsün. Yok öyle. Seni bugünlere ben getirdim. Aziz Bey kesenin ağzını açacak. Çık dışarı, çık dışarı. Kimi kovuyorsun? Ben bu kızı mı? Ara,
Hadi tamam. Aziz Bey çarşıma çıkacak. Sen hadi. Çık hadi. Doktor. Burada ne işiniz var? Monsieur Pierre haber mi gönderdi yoksa? Evet. Son kez haber getirdim. Nedir? Pierre ne dediyse ben onu yaptım. Bunu neden yapıyorsunuz? Galip Bey. Bugüne kadar hizmetleriniz için teşekkür ettim. İyi yolculuklar. Aç gözlerini. Gerçekleri söyleyecektin bana. Ölme. Muhittin Bey, gerçekleri söyle. Babamın intihar ettiğini o rapora yazmanı kim söyledi? Muhittin Bey, gözlerini aç. Aç gözlerini. Anneciğim, her şey o yaptı. Amca. Çok cömertsiniz Galip Bey. Bu cömertlik değil, yardımınızın karşılığı. Haklısınız aslında. Delegenin arkanızdan çevirdiği planı size anlatmasam, şimdi Aziz'in tuttuğu silahın namlusunun ucunda olacaktınız. Teşekkür ederim. Çıkabilirsiniz. Bence burada görünmeniz doğru olmaz. Merci. Demek bizi gözden çıkardınız Mürşi.
nişanınızda olmanız gerekmiyor mu? Issız yolda ne işiniz var? Ben daha fazla rezil olmak istemiyorum. Utanç içinde kalmak istemiyorum. Ben neydi yapın ha Müsve Bey? Ben de onlar gibi olmak istiyorum. Zengin olmak için, her şeyin sahibi olmak için. Değer miydi? Ne diyorsun sen? Bu alnına dayadığım şey ne biliyor musun? He? Bunun ne olduğunu biliyor musun? Babam öldüğünde elinde tuttuğu silah. İndir şu silahı. Öz kardeşinin canına kıymaya değer miydi? Değer miydi öz kardeşinin canına kıymaya? Ben yapmadım. Yalan söyleme! Yalan söyleme. Babamı senin öldürdüğünü biliyorum. Ben yapmadım. Bak hala inkar ediyor. Yapma! Yapma! Bana bunu söyleyeceği için doktoru öldürdün sen. Ben öz abimi öldürecek kadar alçak değilim. Sus artık! Sus! Yalan söyleme! Vur. Vur istersen. Ama ben yapmadım. Her şeyimi çaldın.